Ya ben 2022'de emekli oldum. Öte taraftan sağ olsun arkadaşlarla spor aktivitesine başladık. 5 kilometre, 10 kilometre, 20, sonra maraton koştuk. Ve sonra o hız bana uygun olmadığını anladım. Ve yürümenin felsefesi diye bir kitap okudum. Ben de bir yürüme felsefesi yapayım diye yürüyüşe başladım. İlk etapta İstanbul'un 39 ilçesini gezindim yürüyerek. Sonra kafama şöyle bir plan geldi. Acaba Türkiye'deki illeri birbirine bağlayarak yürüyebilir miyim? Harita üzerinde mümkün. 4 etapta olabiliyor. Onun için birinci etaba şimdi başladım. Başlangıç noktam ilk il olarak Yalova. Oradan Düzce, Sapanca, Bolu, Mengen üzerinden Zonguldak, Bartın ve şu anda da Karabük'e ulaşmak üzereyim. Karabük'ten Kastamonu ve sahile inip Sinop üzerinden Artvin'e giderek birinci etabı bitirmeyi düşünüyorum. Bu yalnızca benim bir hayat felsefem. Şunu bilmek lazım, yürüyüş felsefesinin ilk girişinde şöyle der, yürümek bir spor değildir. Çünkü sporda rakipler var, skorlar var, birbirlerini geçenler var. Yürüyüş öyle bir şey değil, yürüyüş yalnızca doğadır senin rakibin ve sen ona uyarsan o da sana bütün centilmenliğini gösterir. İnanın zor olmuyor. Belli bir süre alışıyor, vücut çantayla alışıyor. Yaklaşık 12-13 kilogramlık bir çantam var. Bir de ek bir 2-3 kiloluk bir ön çantam var. İçindekilerle zaten çadır var. Öte taraftan tulumum var, kacağım var, elbiselerim var, ilaçlarım var olası durumlara karşı ve ufak tefek gıdalarım var. Herhangi bir zorluk yok. Yağmurda biraz zorlanıyorum. Yani büyük bir şemsiyem var, ciddi manada büyük bir şemsiyem var. Çok yoğun olmayan yağmurlarda yürüyebiliyorum ama yoğun olan yağmurlarda. Bu arada hatırlarsanız 2 gün, 3 gün önceki selde Mengen'de mahsur kaldım. Mesela yürüyemedim orada. Ama bir gün sonraki çisili yağmurda epey yürüdüm. Günde 35 ile 50 kilometre arası yürüyebiliyorum. Yüküm olmasa belki biraz daha fazla yürürüm ama bazı zaman yolun durumuna göre yokuş olması veya engebeli olması düşürüyor ama maksimum 35 ile 50 arası yürüyebiliyorum.